Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün yine sizlere çok güzel, çok orijinal bir sukulent cinsiyle tanıştırmak istiyorum. Penedit Echeveria, yani bayılı sukulent. Bakın buradaki sukulentlerim, Echeveria'larım da harika. Bunlar biraz daha mor görünüm oluyorlar ve harika çiçek açıyor. Bu çiçek de çok hoşuma gitti. Çok da güzel görünümü var arkadaşlar. Sizlerle bu çiçek hakkında bilgi vermek istedim. Şimdi sukulentler neyi seviyor? Sukulentler diğer çiçekler gibi çok aşırı sulamayı sevmezler. Böyle ihtiyacı olduğu kadar toprağı kuruduğunca sulayabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka bir çubuk yardımıyla suyuna bakın, toprağına bakın ve o şekilde sulayın. Drenajı yüksek olsun, toprak nasıl söyleyeyim, geçirgenliği yüksek bir toprak olsun ve böyle karışım, toprak karışımları hazırlıyorum ben. Onların içerisinde büyütüyorum çiçeklerimi. Bütün çiçekler gibi yakıcı güneşten, yoğun, direkt güneş alan mekanlardan koruyalım çiçeklerimizi. Daha uygun bir ortam sağlayalım onlara. Eğer ihtiyaçlarını güzel bir şekilde karşılarsak çiçeklerimiz açacaktır. Açmayan hiçbir çiçeğiniz kalmayacak arkadaşlar. Mümkün olduğunca her çiçeğin neye ihtiyacı var? Bakın mutlaka ve bütün çiçekleriniz donucu soğuklardan, donucu ortamlardan koruyalım. Her türlü çiçek bu konuda hassastır. Soğuğa her çiçek dayanıklı değildir. Mutlaka bulundukları korumlara dikkat edelim. Ben burada büyütüyorum birçok çiçeğimi. Kışın mümkün olduğunca soğuk gelmesini engelliyorum. Çok aşırı don ortamlarında da biraz balkonumu, camımı açıyorum. Burayı ısıtıyorum. O şekilde bakımını yapıyorum. Çiçeklerimin aşırı da sulamıyorum. Birçok çiçeğimi don olaylarına karşı da etkilenmesin diye. Sizler de onu yapın. Şimdi bakalım boyalı Echeveria'mız minicik saksıda minnacık bir şey. Büyümesini, gelişimini beraber takip edeceğiz arkadaşlar. Onu uygun bir saksıya alacağım. Size de onu göstereceğim arkadaşlar. Bugün biraz yoğun bir çiçek bombardımanı vardı evde. Ben eldivenimizi takalım. Eğer evinizde çakıl taşları varsa diplerine mutlaka taş ekleyebilirsiniz. Ben de olmadığı için direkt toprağımı ekliyorum arkadaşlar. Önce birazcık toprak ekledikten sonra şu şekilde yarısına kadar toprağı ekliyorum arkadaşlar. Sonrasında şimdi bu Echeveria painted Echeveria'mız, yani boyalı Echeveria. Bakın hatta iki tane var. Önceki toprağından biraz kurtulmak istiyorum ben. Böyle köklerini direkt kendi toprağıma ekmek istiyorum. Bakın burada bir küflenme gibi bir şey olmuş. Bu yabancı topraktan kurtulalım. Şu şekilde. Bakın burada da bir tane varmış herhalde. Ölmüş. Şu şekilde köklerini zarar vermeden diğer yapışan topraklardan kurtarıyorum arkadaşlar. Kendi saksısına bu şekilde yerleştiriyorum. Ben burada bekle bakalım. Bunu yerleştirdikten sonra bakın. Şu yanlarından kaşıkla daha bir kolay oluyor. Şöyle hafif de destek de veriyorum. Şu
Bakın çok güzel çukurumuz oluştu. Hemen çiçeğimizi oraya yerleştiriyorum. Bakın. Şöyle de topraklarını ekliyorum yanına. Hemen ışık yardımıyla daha güzel gözüküyor sanki. Evet. Şöyle dillerine destek vererek. Bakalım ne kadar büyüyecek. Aşırı merak ediyorum bu çiçeğimizin büyük halini. Ben de geçebiliyor. Çok güzel büyüdü. Çok güzel şekil aldı. Evet. Hemen cam suyunu da verelim. Biraz da şöyle yapraklarına döküyorum ki yapraklarımızdaki topraklar, toprak kalıntıları da gitsin. Evet. Evet. Buralı çiçek. Evet. Boyalı echeveria. Boyalı sukulent ya da painted echeveria çiçeğimizde. Hazır arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Gelişimini, büyüme aşamalarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Diğer videom, bir sonraki videom içeriği ne olsun? Hangi çiçek hakkında merak ediyorsunuz? Hangi çiçeğin bakımını merak ediyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Size o çiçekle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bilgim dahilinde ya da araştırarak sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Çünkü sosyal medyada olsun, internette olsun birçok bilgi var arkadaşlar. Doğru bilgiye, doğru kişilerle ulaşın mutlaka. Ve eğer kanalıma abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim gibi çiçek sever dostlarınız varsa mutlaka kanalımı önerirseniz çok memnun kalırım. Eğer bildirimleri de açık değilse mutlaka bildirimleri açalım. Yeni videolar hakkında bilgiler size bildirimler gelecektir ki kaçırmayın yeni videolarımı da. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çiçeklerle kalın. Çiçek gibi yaşayın. Çiçek gibi olun. Teşekkür ediyorum.